Son dönemlerde 100 derecelere çıkan cihazlar size korkutucu geliyorsa bu laptop sizi şaşırtabilir dostlar. MSI bu sefer serinletmiş mi yoksa yakmış mı? Kaçmam ben, tamam mı? Oo. Manyak laf. Vallahi 4 mermim kaldı. Vallahi kafanıza vururum ha. Abi ben ne yapacağım burada? Ben Truşa valla bilmiyorum sana be. Aşağısı bomboş oğlum. Oyunda hata mı var, ne var? Sen tatlı biliyor. Baba ne Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu an elimde dizüstü kanadı aşırı güçlü cihazlardan bir tanesi var. MSI Katana'dan bahsediyorum. 13900H gibi güçlü bir işlemciyle geliyor. Acaba masaüstü kanadı rakibi nedir? Bununla birlikte 64K fiyatlı bir laptop bizlere neler sunuyor? Ekstra özellikleri var mı? Bunlara değineceğim dostlar. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlar, ürün dikkat çekici ve geri dönüştürülebilir bir kutuyla geliyor. O açıdan saygı duydum. Kutuyu açarken en önemli özelliklerden de bahsetmek isterim. 13. nesil tepe işlemciyle gelirken aynı şekilde 105 wattlık 4070 kullanmışlar. 16x2 DDR5-5200 bellek olması hoşuma gitti. Hem RAM'leri hem de 1TB SSD'yi ikişer yuva olduğu için yükseltebilirsiniz. Zaten Gen 4 destekliyor. 17.3 inç ekranla gelen cihazın kutu içeriğinde çok kalın olmayan bir adaptör var. Cihazın çok hafif olduğunu söyleyemem ama dolu dolu bir alan kullanımı mevcut. Tasarımda çok boş ve manasız gözüken bir hatta da rastlamadım dostlar. İlk temas elde buz gibi bir his bırakan ve kolay leke ve is tutmayan mat kapak tasarımını beğenmemle başladı. Harbiden çok klas tasarlamışlar ve üst sınıf olduğu da belli. Hareket kabiliyeti yüksek olan laptop 180 derece açılabiliyor. Bu arada keskin ve hafif kaviste hatlar derinlik katarken, yer yer devre tasarımını andıran gri nokta işlemelere mest oldum desem yeridir. Sağda bütün giriş portlarını görebilmekteyim. HDMI ve Ethernet olması iyi. Soldaysa güç portu ve yine 2 adet USB mevcut. Donanımına göre çok kalın bir cihaz diyemem. Arka kanattaki hava kanallarını pek kapatmamışlar dostlar. Yine yanlarda da pek belli olmayan kanallar var. Bence ustaca düşünülmüş. Laptop güçlendirilmiş bir soğutma çözümüyle geliyor. Yani Cooler Boost 5'te. 2 adet çok yapraklı güçlü fan yapısı var. Ayrıca 6 adet ısı borusu da bunu desteklemiş. Yani hem ekran kartı hem de işlemci ayrı ayrı soğuyor. Zaten alt kanattaki petek tasarımı da dikkatlice bakınca belli ediyor. Yeterince güçlü bir hava kanalı yapısı var. Gelelim klavyeye. Baskılar epey okunaklı ve keskindi. Tuş kalitesini ve ağırlığını da seveceğinizi düşünüyorum. 4 bölgeli RGB aydınlatmada ışık şiddeti ve tonu başarılıydı. Ayrıca fonksiyonla fan ve benzeri ayarları kolayca yapabiliyorsunuz. Işığı da kontrol edebilirsiniz. Genel itibariyle parmaklarda çekici bir his bıraktığı gerçeğini es geçemem. Bu seride MSI beni biraz şaşırttı. Ne yalan söyleyeyim, çok eleştirebilecek bir kısım da bulamadım. Sadece adaptör ucu çok ince geldi. Razer'daki gibi bir porta sahip olmasını isterdim. Her ne kadar cihaz plastik gövde tasarımıyla gelse de MSI bu laptopta çok enteresan bir kapak tasarımı izlemiş. Taş gibi duruyor desem yeridir. Sağından solundan cihazın ses bile çıkmıyor dostlar. Bilmiyorum tasarımı nasıl buldunuz? Esintiler hoşunuza gitti mi? Dostlar, şimdi laptopu ilk açtığımızda karşımıza MSI Center çıkıyor. Burada neleri kontrol edebiliyoruz göstermek isterim. Görebileceğiniz üzere ekran kartımızın ve işlemcimizin değerlerini görebilmekteyiz. İşlemci boşta 60 derecelerde, ekran kartı ise 54. Oyuncu moduna baktığımızda oynamış olduğunuz oyun ya da seçmiş olduğunuz oyuna göre en olası görsel ve ses efektlerini, yani ses ayarlarını otomatik olarak optimize ediyor. Kullanıcı senaryoları var dostlar. Burada sessiz, dengeli ve Extreme Performance olarak seçimler yapabiliyorsunuz. Burada klavyeye çeşitli efektler uygulayabiliyorsunuz. Teker teker bu bölgelere farklı renkler uygulayabiliyoruz. Mesela bunu yeşil değil de sarı yapabilirim. Tuş başına farklı renk atama gibi bir imkan olsaydı elbette daha iyi olurdu.
Genel ayarlara baktığımızda Crosshair Display'i de burada hemen ibre gösterebilirsiniz. Oyuncuları destekleyebilecek bir takım ayarlar var dostlar. Şimdi arkadaşlar 45 watt TDP değeriyle gelen işlemcimiz aslında 5.4 GHz hızlara kadar çıkabilecek bir işlemci. Tabi burada soğutmanın da çok önemi var. 6 performans 8 de verimlilik çekirdeği var. Aynı şekilde 20 izlek sayısını da görebilmekteyim. Intel'in Raptor Lake 10 nanometrelik fabrikasyon süreciyle geliyor. Ekran kartımız gayet iyi 5 nanometre. Elbette 8 GB DDR6 muhabbeti. Sizler de sürekli dile getireceksiniz. Size de hak veririm. Fakat şu anda PCI Express 4.0 hattını bu bilgisayarda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Sensöre baktığımızda yine sıcaklıklar ortada. Aslında CPS puanına baktığımda masaüstü kanadıyla rahatlıkla kapışabilecek potansiyelde olduğunu görebilmekteyim dostlar. Dostlar ilk oyunda başlıyoruz. CS'deyiz. 1080p yüksek detaylardayız. Fena. Ne oluyor birader? Adam akıllı bir silah alsaydım iyiydi ya. Bonus silahı geçtik. Aga be! Sevdiğim silahı aldım. Güzel, kafadan vurduk. Sen de öp. Of be! Abi! Ne oluyor? İşlemcimiz 83 derecelerde, ekran kartı 74'te. Şu an sıcaklıklarda bir problem yok dostlar. Tabii çekirdekler arası farklı sıcaklıklar da mümkün. Adam atlayarak vurdu. Yaram. Evet arkadaşlar, şu anda Last of Us'tayız. 1080p yüksek detaylardayız. Ayarlar bu şekilde. Vallahi biraz önce çok kötü öldüm ya. Şunu bir sıfırlayalım değerleri. Tamam, her şey güzel. Şu anda bir sıkıntı yok. Çitin arkasında olduğumu gördün. Tamam baba, bağırmana gerek yok. Böyle yardırıp hepsini öldüresim geliyor ya. Adama bak. Oğlum. Kaçmam ben, tamam mı? Oo. Manyak laf. Vallahi 4 mermim kaldı. Vallahi kafanıza vururum ha. Şimdi arkadaşlar 70 kareye kadar çıktık. Oğlum vallahi gelişine güzel geldin ama ya. Mermimizi de aldık. Yalnız nereye sallasam vuruyorum ya. Ben çok sevdim bu mevzuyu. Şu anda Cyberpunk'tayız. 1080p'deyiz. Ray Tracing Ultra'yı aldım. DLSS'i aktif ediyorum. Anlayacağınız DLSS 3'ün avantajlarından faydalanacağız. Bu şekilde performansa baktığımızda her şey en sonunda tamam, bir sıkıntı yok. Bu kim abi? Adam kayboldu. Nereye kaçıyorsun? Slow motion'u aldım. Vurduk. Görünmezliği bozulmuyor mu ya? Abi böyle zorlanıyorum. Ne oluyor baba? Kaçıyorum ben buradan. Dostlar şu anda Starfield'dayız. Ayarlarımız ne durumdaymış bakalım. Yüksek detaylardayız. 1080p'deyiz. Bu oyuna hala DLSS gelmedi. VSync'i kapatalım. Vallahi keko gibi her yere uçacağımı zannettim. Meğersem hızlı gidiş varmış. Sırf bunu çözemediğim için oyunu oynamıyordum, biliyor musunuz? Nasıl bir yere indik oğlum? Abi ben ne yapacağım burada? Aşağısı bomboş oğlum. Oyunda hata mı var, ne var? Baba ne oluyor? Ne oldu be? Abi kaldığım yere bak ya. Ben böyle vaziyetin... Oğlum gezegeniniz bayağı kötüymüş ya. Jetpack falan var mı ya? Thank you.
just what I am. That's all. Bence bu cihazda fiyatına göre Gen 3 SSD performansında bir SSD kullanmak yerine en azından 7000 MB saniye transfer hızlar sunan MSI'nin güzel bir SSD'si kullanılabilirdi. Yine de performansı günümüz koşullarında bayağı bir yeterli. Bence fiyatı çok şişirmek istememişler. Ek olarak 720p kamera yerine 1080p olmasını isterdim. Geldik bellek testlerine. 43 civarı beklerken açıkçası 37 almamıza şaşırdım. Tabii DDR5 bellekler yüksek gecikmeyle geliyor. Fakat programlarda ve oyunlarda elbette 5200 MHz'in etkisini tatlı tatlı hissediyoruz. Gigabit Ethernet ve Wi-Fi 6 kısmına değinmeme gerek yok. USB 3.2 Gen 2 ile C tipi portundan saniyede 1 GB'lık dosya transfer hızlarına erişmem müthişti. GTA 5 gibi bir oyunu 17-18 saniyede taşıyabilirsiniz. Dostlar, 3D Mark testine baktığımda 75 derece maksimum CPU sıcaklığını 70'de GPU takip etmiş. Puan ise açıkça şunu söylüyor ki, çok rahat 1080p ultra detaylarda akar gidersin. 2K monitör bağlarsan da hakkından rahatlıkla gider. Elbette DLSS ile birlikte cihazı ultra performans moduna çekerseniz 4K'da deneyimleyebilirsiniz. Görünen o ki 95-100 derecelere fırlayan laptoplar gibi değil, MSI ortaya müthiş bir iş çıkartmış. Bu arada masaüstü kanadı 12900K ile rahatlıkla kapışabilecek güçte olduğunu CPU testinde açıkça görebiliyorum. Performans teste geçtiğimizde dünya genelini %87 almışız. Diğer testlerle birlikte ek olarak 4K video performansını da yansıtmak isterim. Sistem harbiden hiç zorlanmıyor. Kaldı ki kod yazma, render, oyun motoru çalıştırma ve Adobe çalışmalarınızı rahatlıkla halledersiniz. Ekstra özellikleri de bir hatırlayalım. Harici grafik modu ve hibrit grafik modu arasında tercih yapabiliyorsunuz. Değiştirebilir grafik teknolojisiyle tek tıkla güçlü oyun performansı ya da yüksek verimlilik sağlayabilirsiniz. Ayrıca Nvidia Reflex ile düşük gecikme ve tepkiyle sistem performansını da ölçebilirsiniz. Bu arada Resizable Bar'ı da unutmayalım. PC Express arayüzünden daha iyi verim sağlıyorsunuz. Oyunlarda grafik gücünün hakkından gelen bir cihaz tasarlamışlar. Dostlar, bu arada 1.7 mm tuş hareket mesafesi olan klavyede WASD tuşlarının ayrı bir derinlik barındırması her ne kadar bölgesel aydınlatma olsa da ekstradan beğenimi kazandı. Kaldı ki sol el bölgesi anti gölgelemeye sahip. Tamam, her tuş olmasa da en çok kullanılan tuşlara eklemişler. 7 hamleye kadar çıkabildi. Tam manasıyla saniyede 8.5 hamleye kadar götürüyor. Hem seri hem de düşük tetik mesafesi var. Ekstra bir oyuncu klavyesine para vermenize de gerek kalmamış. Touchpad performansı da iyiydi. Hoparlör konusunda 2x2 watt pek güçlü diyemem ama zayıf da değil. Monitörlerdeki sürücülerle benzer kıvamda. Ses kalitesi olarak en azından teneke gibi eko veren laptoplar gibi olmaması sevindirici. Tok ve vurgulu bir tonu vardı. Sanırım cihazın en zayıf kısmı panel olsa gerek. Sarı, kırmızı ve mavi gibi ana renklerin tonu doğala yakın değildi dostlar. Ayrıca ara renklerdeki geçişi her ne kadar kestirebilsem de gerçek beyaz ve gri tonu konusunda zayıf olduğunu eklemeliyim. Ayrıyetten nokta arası da çok düşüktü diyemem. Parlaklık konusunda ortalama düzeyde. Oyun konusunda ve film izlerken iş görür, lakin resim ve grafik kısmında bir %100 sRGB performansı beklemeyin. Bu arada açı performansı ortalama düzeyde. Tek iyi yanı tepkileri ve keskinliğiydi. Geldik bataryaya. 3 hücreli 53.5'luk bir pil yerine 99 koysalardı harbiden efsane olurdu. Böyle baktığımızda yük altında 2.5 saat, boştaysa 5 saate kadar götürdü. Şunu da eklemeliyim. Cihaz yükte 65 desibel civarında ses şiddetine sahip. Yani hissediyorsunuz. Sonuçta içerisindeki donanım da belli. Boştaysa hafif hissediyorsunuz.
the bank, come invest it. I get tracked and I have it. Money finds me attractive. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off thoughtless. Sonuç açıkça bize şunu söylüyor. 4070 ile 13950 laptoplara gidin piyasada bakın, açık ara bir fark koymuşlar MSI kanadında. Hem fiyat olarak hem de performans kısmında ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kaldı ki 100K'ya benzer donanımlı laptoplar var. Elbette kalkıp da insanlar gidip bir laptopa 100K veremeyebilir. Haklılar da. Lakin en azından MSI burada harbiden güçlü bir soğutma çözümü sunmuş dostlar. Cayır cayır yanan ve bas bas bağıran bir laptop kullanmaktansa serin ve daha sakin çalışan bir cihaz kullanmanın farkını daha derinden hissedeceğinizi düşünüyorum. En azından bir deneyin derim. Son olarak RTX'leri de yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Ürünün Gaming.gen.tr'deki linkini de bıraktım. Kafanıza göre kontrol edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Ve şimdiden hoşça kalın.